Arkadaşlar, biz değerli izleyenler karşılaşmanın içinden 6 tane arkadaşlarımız pozisyon belirledi. İlk pozisyon 19. dakikada Donk'la Serdar Aziz arasındaki mücadeleden. Ne diyorsunuz bu pozisyona ilişkin düşüncelerinizi almak istiyorum. Donk Serdar Aziz mücadelesinde yorumunuz nedir? Gürcan Bilgiç. Evet. Vallahi Serdar'ın eli geliyor Donk'un kafasına. Ama pozisyonu penaltı verilir mi, faul verilir mi? Bence verilmez. Rea Kapsal. Ya bir kere varisi halinde Donk'un yüzüne ya darbesi var. Topu Altay ama tuttuktan sonra var. Altay topu tutuyor ama... Topu tutuyor ondan sonra o darbe. Topsuz alanda öyle bir hamle var. Evet. Bak topu tutuyor ondan sonra. Fark eder mi? Bence onu hocama soracağız. Bence Donk topun içinde olsaydı net penaltı verilirdi. Tabii kesinlikle. O daha Altay'ın mesela önünde olsaydı bu pozisyon, ön direkte olsaydı topsuz ya yani top gelirken yoldayken penaltı olurdu ama topu tuttuktan sonra yani artık tabii. Altay topu tutuyor aşağı iniyor zaten bak tutuyor aşağı iniyor ondan sonra hareket. Peki Levent abi? Şimdi ben buna şöyle söyleyeceğim. Topun olmadığı bölgede adamı indirdiğin zaman penaltı vermiyorlar mı? Orta yapılıyor. Top ön tarafa geliyor. Sen de adamı alıyorsun, itiyorsun, indiriyorsun. Hakem penaltı veriyor. İlle top olması diye gereken bir şey yok. Orada ama top önde. Burada top... Benim söyledim hocam bak. Ben fikrimi söylüyorum. Ben sen başka bir köşedeyken ben sen alıp indirsem penaltı olur. Hiç tartışılmaz bu. Bana kaleci tutar, tutmaz, başkası vurur, vurmaz. Burada Serdar cinlik yapıp adama vuruyor. Ha şöyle değerlendiririz. Espri yapıyoruz ya geldi Donk'un kafası eline çarptı. Ben bunu yapayım. Bunu dediler çünkü Türkiye'de. Burak Yılmaz'la ilgili. Geldi rakibe çarptı dedi. Şenolcu kulakları çınlasın. Burada geliyor alıyor vuruyor kafasına. Peki burada var değerlendirir. Serdar vermez vermez. Serdar onu yapmasa Donk'un topla bir iletişim olacak. Fark etmez ki yani. Bunun topla alakası yok ki. Yaptığın şey cezaya giren bir hareket. Siz Gürcan Bey işledi ki. Eli geliyor dedi. Var hareket var. Bir müdahale var ama penaltı ya, ağır olur diyorsun. Ağır olur çünkü hocam topun içinde. Diyor ki top orada oyunun içinde değil oyuncular. Top Altay'ın kontrolü altında ondan sonra bir temas var diyor. Levent Tüzemen de diyor ki bu fark etmez topsuz alanda da yapsa penaltı olabilirdi. O zaman bu bir çelişki değil mi? Biz hocam sana geleceğiz bu pozisyonda. Bu senin ilmine ihtiyacımız var. Şu ekranı keşke çizebilseydik. Şimdi bak. Bizim görüntülerde yapacağız bak, onu. Bu pozisyon burada böyle durdu. Bu pozisyonu burada düşünün. Evet. Pozisyonu. Evet. Şimdi sizi arka bahçeye götürüyorum. Evet. Arka bahçede güzel çay mı içirecek yer var böyle masa falan var. Orada çay içireceğim. Yanında kuru pasta falan vereceğim. Oh güzel hocam. Şu pozisyon oldu. Fakat o sırada bir futbolcu, Fenerli futbolcu ceza alanında sakatlandı ama yavaş yavaş geliyor ceza alanının içinde. Tamam. Galatasaray'ın kalecisiyle ağız dalaşına girdiler. Birbirlerine bir şey söylediler. Galatasaray'ın kalecisi de ceza alanının içinde yumruğu çaktı. Oyun başka yerde. Top oyunda mı? Ya anlatıyorum. Top burada ya. He. Top burada. Öbür kalenin içinde, kale sahasının içinde. Santrafor olan Galatasaray kalecisi Fener santraforuyla ağız dalaşı yaptılar. Küfürleşme falan duyamıyorsun küfürü. Galatasaray kalecisi geldi yumruğu burnunun üstüne koydu yattı. Yardımcı hakem çünkü oraya bakıyordur veya dördüncü hakem bir şey. Veya kamera var. Evet hocam. Ne olur? Oyunlu düdüğü çalar döner Galatasaray'ın aleyhine penaltıyı verir. Oyuncu da kırmızı kartı gösterir. Doğru karar. Anlatabildiğimi bilmiyorum. Ben bunu yaşadım Altay'da. Hıdır abi bilir santrfor Hıdır'ı şey. Hıdır vardı santrfor. Arkadaşlar adam orada adam burada işte top indi. Evet. Kaleci aldı forvet orada gitti filan diye bir şey yok. Bir kanun yok. Tabii hocam haklı. Top oyundayken ceza alanı içinde bir hareket yaparsan 10 küsur hareket penaltı olur. Top oyunda olacak. Hareket ceza alanı içinde olacak. Ben hareketi
Karşı kaleye götürdüm size. Doğru. Buradan ben aldım ya. En üç örneği verdim. Ya buradan aldım. Galatasaraylı oyuncu işte topa geç çıkmış da kale. Öbür kaleye götürdüm. Tam burada oynanırken öbür kalede kaleci bir koyduğum ruh adam düştü. Bu kadar basit. Peki. Bunu çözdüğünüz zaman olay çözülür. Peki. Dolayısıyla burada böyle bir yüze darbe varsa VAR'a gitmesi lazım. Siz karar niye, verin. Niye VAR mesela devreye girmiyor? VAR'dan Alper Ulusoy'dan bir uyarı şey gelmedi ama. VAR'da Alper Ulusoy değil ya şey yok şey, mu? Düzeltiyorum Ali Palabıyık. Ali Palabıyık. Ali Palabıyık. Ali Palabıyık'tan bir şey gelmedi ama konuşmuş olabilirler. Ben gördüm onu demiş olabilir Cüneyt Çakır. Değildi demiş olabilir. Hayır geldi oraya baktı. Oyunu veya, durdurdu. Veya galiba. Komite demiş olabilir mi şeylere? Ya kardeşim bazı pozisyonlara hakem vermiyorsa öyle zırt pırt çağırmayın. Dediği olabilir mesela komitenin. Ama bu sen boşa bir şey söylemezsin. Ama Cüneyt Çakır tam şeyde ceza çizgisinin abi önünde. Ne olursa olsun bu pozisyona çağırması lazım. Çağırması lazım. Yani çağırmadı. Çağırmayınca da böyle oldu. Aynen. Tamam. Belki görse farklı, monitöre gitse farklı değerlendirebilir. Hayır, Cüneyt Çakır senin dediğin gibi şunu söylemiş olabilir. Darbeyi gördüm yeterli değildi. Demiş olabilir. Aralarında konuşuyorlar ya. Evet. Hocam gördü mü diye. Orada Ali Palabıyık'ın gene de çağırması lazım. Peki. Darbe yeterli canım direkt yani. Ya bilerek Serdar vuruyor. Şimdi burada yani. Şimdi burada bir can alıcı nokta daha var. Bu tip pozisyonlarda bazı takımlar 6-7 futbolcu hakeme gidiyorlar. Hop sarıyorlar etrafını filan. Yangın yapıyorlar. Hakem mecburi durdurup orayı dinliyor. Gidiyor veya gitmiyor. Bazı takımlarda kaderine razı oluyorlar. Demek Türkiye'de birinciyi yapacaksınız. Burada oyun devam etmiş. Galatasaraylı futbolcular da pek farkında değil galiba. Bir tek Dong yerde kaldı. O yaşadı olayı. Tabii ama Galatasaray'dan kimse itiraz etmedi. Görmemişler zaten evet. Baksana. Marka falan da o tarafta oyuncu yok. Tabii bak Erman abi önemli bir konu söylüyor. Evet. Vardaki. Ali Palabıyık'ın gözünden noksan mı var? Ali Palabıyık orada devreye girecek. Evet. Hakem de atlayabilir bunu burada. Dedim mi? Bir de şunu da konuşmak gerek. Yani bir stoper olarak Serdar tecrübeli. Şimdi 30 yaşında bir oyuncudan bahsediyoruz. Çok gereksiz yaptı. Yani hocam devre arasında onu söyledi. O kadar gereksiz çok ki. Hiç güvenmiyorum. Gibi çekilmiş el bombası gibi. Hiç güvenmiyorum. Aynen. Ama Bursa Spor'dan beri Serdar'ı takip ederseniz aynen, böyle hareketlerine çok rastlarsınız. Bir şey yani, soracağım hocam. Burada hakem bu dönüp penaltıyı verse, pozisyonu görse Serdar'ın hareketi ne olur? Kırmızı mı olur, sarı ya mı olur? Ya kırmızı kullanacak. Hocam bak hiç alakası topla beraber oraya vuruyor. Yükselen adam yapar mı onu? Kaste olmadığı için sarı. Ama sarı verir herhalde değil mi? Ya ben kartın rengini bilmiyorum ama kasıt ararsa kırmızı da verebilir. Tabii. Yani dirsek değil şurası geliyor. Sarıyla kurtarabilir. Sarıyla kurtarabilir. Hani dirseği vurunca onun hiç şey yok abi. Evet evet. Geçen hangi futbolcu var diye burası burada, geçmişti. Burada oldu. Mert şey Hakan'ın oldu ya. Hakan Cömert değil mi? Antalya'nın kaptanı. Souza vurdu ya. Souza dirseği hocam, çaktı adamın gözü şişti. Hakan bunun Özmer. Böyle geçmişte Hakan Özmert. Özmert. Evet. Geçmişte böyle Donk'un bir şey vardır. Galatasaray'da beraber oynadılar mı? Aynı döneme denk geldi mi? Geldi. Oynadılar. Ya maçlarda ya Galatasaray'da bir şey vardır. Normal bir hareket değil bu. Bir şeyin, abi şey yaptı hareket normal mi? Bu normal değil. Yani var ya topla alakası yok arkada işte oraya tekrar. Hesabı alıyorsun. Bak şimdi ama Levent hocam abi, görünüyor. Bunu eskiden atlayabilir hakem. Şimdi var. Yani bunu normal yap. Bu normal bir hareket değil. Serdar Aziz'in korner çizgisinin orada Emre Kılınç'a yaptığı normal mi? Bana göre. Evet. O da kartlık. Şimdi bana göre. O da kartlık. Sarı kart. Yani arkadan direkt müdahale. Tam sarı kart. Evet. Tam saatli mi? Hocam onu konuştuk hayır. Devre arasında. Ya bir de ne biliyor musun Ender? Serdar Aziz iyi oynuyor. Gürcan kötü de oynamıyor bu ara. Güven veriyor. Sakatlanmıyor. Yani agresif. Hatay maçında da bakma ben iyi oynadı. Abi. Pozisyon hatası beraber yapıyor. Oyuncuya çok alakasız yerlerde darbe yapıyor. Ben bir defans adamı olarak bakıyorum. Bana güven vermiyor. Hayır hocam golde de arkasını döndü ya. Adam şut çekiyor böyle yapıyor ya. Bir de çalımı yiyen şut o. Çekmeden çalımı yedi. Çalımı yiyen o ya. Çalımı yedi. Evet. Çalımı birebir de o yedi de. Hayır, bak şimdi çalımı yedi ama son haftalardaki bak bu maç için demiyorum. Son haftalardaki Fenerbahçe'nin özellikle savunma yapıp kazandığı oyunu ertelediği maçlarda Gürcan Serdar iyi oynadı. Atilla ile iyi bir uyum yakaladılar evet, hocam. Bu evet. İnkar ama bu gereksiz hareket hocam. Peki burada VAR çağırmalıydı diyoruz. Donk'la bir şey mi yaşadı daha önce? Daha hızlı gidelim. VAR çağırmalıydı diyoruz. Penaltı
olmalıydı diye de vurgu yapıyoruz. Erman Toroğlu'nun en azından yorumu bu yönde bize de gayet net bir şekilde anlattı zaten örnekle. Karşı ceza sahasından örnek vererek.